768'in çözümlerine karşınızda sevgili arkadaşlar. İfadesinin sonucu kaçtır diye bize sormuş. Öncelikle burada 1 bölü kök 6 var. Şununla ne yaparız? Bunun paydası 1'dir. Kök 6 ile genişletelim. Ne oldu? 6 bölü kök 6 oldu. 1 eksi 6'dan o zaman ne oldu? Eksi 5 bölü kök 6 oldu. Şimdi bir üstte eksi kök 24 var. Burada da eksi 5 bölü. O da kök 6 bölü eksi 5 diye bu şekilde yazdık sevgili arkadaşlar. Şimdi bu ifadenin sonucu kaçtır diye bize soruyor. Önemli bir e, kısım. Şimdi burası kök 24 dediğimiz şey nedir arkadaşlar? kök 4 çarpı kök 6'dır. Doğru değil mi? Yani aslında burada nedir şurası? Bura 2 diye çıkar. 2 çarpı kök 6 çarpı kök 6. Kök 6 ile kök 6 yaparsak 6 diye çıkar. 2 çarpı 6 bölü 5. Yani o zaman 12 bölü 5. Eksi 12 bölü 5 oluyor. Cevabımız denizli oluyor. Buradaki birinci soruda. Gelelim buraya. 1 bölü 16'dan 1 bölü 25'i çıkarıyoruz arkadaşlar. Bunu bir kere ne yapacağız? Bunu 25 ile bunu da 16 ile genişletelim. Burada 25'ten 16 çıkarsa ne olur? 9 bölü 16 çarpı 25 diye bunu böyle koruyalım. Daha mantıklı olan bu. Şimdi bu kökün içinde ya. 9 ne diye çıkar? 3 diye çıkar. E 16 ne diye çıkar? 4 diye çıkar. E 5, 25 ne diye çıkar? 5 diye çıkar. Bu şekilde çıkarttık. O zaman burası ne oldu? 3 bölü 20 oldu. Şimdi geldik buraya. 1 bölü 4 ya kökün içerisinde. Bu ne diye çıkar? 1 bölü 2 diye çıkar. Bir de yanında 1 bölü 5 var. O da ne oldu? O da 1 bölü 20. 10 oldu. Birinci aynı kalır ikinci ters çevirir çarpılırsa şunu götürür. Altta 2 olur. 3 bölü 2 olur cevabımız. Bursa gelir arkadaşlar buradaki soruda. Şimdi gelelim buraya. Yukarıdaki verilen üçgende küçük üçgenle aralarındaki verilen işlemler uygulanır ve son olarak karekök alınarak üst üçgene yazılır. Buna göre kırmızı üçgene yazılacak sayı açık hangisi olabilir diye sormuş bize sevgili arkadaşlar. Şimdi aralarındaki işlem uygulanıyor. Şimdi burası ne eder? 1 bölü 4. Burası ne eder? 1 bölü 5. Bölü 1 bölü 4 ile 1 bölü 5'i toplarsak arkadaşlar paydalarını genişleteceğiz. Bunu 5 ile bunu 4 ile 9 bölü 20 mi oldu? Aynen şurası 9 bölü 20 oldu. 1 bölü 16 1 bölü 4 etti. 1 bölü 4 ile 1 bölü 5'i çarpıyoruz arkadaşlar. Burası da 1 bölü 20 etti. 1 bölü 20 etti. Burada da 1 bölü 4 ile 1 bölü 5'i birbirinden çıkarıyoruz. Bunu 5 ile genişlettik. Bunu 4 ile genişlettik. O zaman 5 eksi 1'den. O zaman bu, da, bu, da, bu da 1 bölü 20 etti. Bu durumda. Devam ediyorum arkadaşlar. Devam ediyorum. Ee, yukarıdaki küçük üçgen aldık veren işlem uygulanır ve sonucun karekökü alınarak üst üçgene yazılır diyor. Şimdi sonucun karekökü alınacakmış. Bunun da kare kökte. Bu da kare kökte. Bu da kare kökte şu an. Sonuçlarının kare Şimdi ne oldu burası aslında? Bunu buna böleceğiz. Şimdi bu ne oldu arkadaşlar? Şurası. Şöyle yazayım şöyle. Kök 3. Kök 3 pardon. 3 diye dışarı çıktı. 3 bölü kök 20. Bölü. 1 bölü kök 20. Yani 1 bölü kök 20. Birinci aynı akalı. İkinci ters çeviriyor. Çarpı ne oldu? 3 bölü kök 20. Çarpı kök 20 bölü 1. Şunlar gitti. O zaman burada 3 kaldı. O zaman şuraya benim kök 3 yazmam gerekiyor. Şuraya kök 3 yazmam gerekiyor. Buraya gelip bunu buna bölersek zaten 1 gelir buradan. Bununla bunu çarp diyor. E çarptığımız zaman arkadaşlar kök 3 geldi. Burası kök 3 geldi çarptığımız zaman. Ama bir daha kök 3 geldi ya. Kök 3'ü bir daha köke alacakmışız. Kök 3'ü bir daha köke alırsan ikinci dereceden ikinci dereceden köke alırsan bu dördüncü dereceden 3 olur bu durumda. O yüzden dördüncü dereceden olur. Cevabımız Adana oluyor buradaki ifadenin sonucunda. Bu setin çözümü böyleydi. Bir sonraki setle devam edeceğiz.